Bölüm 14 Yahya Peygamber'in Öldürülmesi O günlerde İsa ile ilgili haberleri duyan bölge kralı Hirodes adamlarına Bu vaftizci Yahya'dır dedi. Ölümden dirilmiştir. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni de budur. Hirodes, kardeşi Filipus'un karısı Hirodia yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Çünkü Yahya Hirodese o kadınla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır demişti. Hirodes Yahya'yı öldürtmek istemiş ama halktan korkmuştu. Çünkü halk Yahya'yı peygamber sayıyordu. Hirodes'in doğum günü şenliği sırasında Hirodia'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu Hirodes'in öyle hoşuna gitti ki and içerek kıza her ne dilerse vereceğini söyledi. Kız annesinin kışkırtmasıyla Bana şimdi bir tepsi üzerinde vaftizci Yahya'nın başını ver. Dedi. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde içtiği anttan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda da Yahya'nın başını kestirdi. Bir tepsi üzerinde getirilen baş genç kıza verildi. Kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler. İsa beş bin kişiyi doyuruyor. İsa bunu duyunca tek başına tenha bir yere çekilmek üzere bir kayıkla oradan ayrıldı. Bunu öğrenen halk kentlerden çıkıp onu yaya olarak izledi. İsa kayıktan inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi akşam olunca öğrencileri onun yanına gelip dediler ki... Burası ıssız bir yer. Vakit de artık geç oldu. Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar. İsa... Gitmelerine gerek yok. Onlara siz yiyecek verin. Dedi. Öğrenciler... Burada beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok ki. Dediler. İsa... Onları buraya bana getirin dedi. Halka çimenlerin üzerine oturmalarını buyurduktan sonra beş ekmekle iki balığı aldı, gözlerini göğe dikerek şükran duasını yaptı. Sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi. Onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doyduktan sonra 12 sepet dolusu yemek artığı topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç yaklaşık 5000 erkekti. İsa su üstünde yürüyor. Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine kayığa binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halkı salı verecekti. Halkı salı verdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada kayıp kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabah karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. Bu bir hayalet! Diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek Cesur olun, benim, korkmayın dedi. Petrus buna karşılık: "Ya Rab!" dedi. "Eğer sen sen buyruk ver de su üstünde yürüyerek sana geleyim." İsa: "Gel." dedi. Petrus da kayıktan indi, su üstünde yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, batmaya başladı. "Rab, beni kurtar!" diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, Ey imanı kıt olan adam, neden kuşkuya düştün? Dedi. Onlar kayıya bindikten sonra rüzgar dindi. Kayıktakiler, Sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun. Diyerek ona tapındılar karşı yakaya vardıklarında Ginesar'da karaya çıktılar. Oranın halkı İsa'yı tanıyınca bütün yöreye haber salıp hastaların hepsini ona getirdiler. Yalnız giysisinin eteğine dokunmalarına izin versin diye ona yalvardılar. Dokunanların hepsi de iyileşti.